Dostlar, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biz Halkların Demokratik Kongresi olarak yola çıkarken şöyle ifade ettik. Önümüzde hiçbir engel kabul etmeyeceğiz. Ayrılıklarımızı değil, ortak noktalarımızı buluşturacağız. Ve önümüze gelen sorunları birlikte çözeceğiz diye. Burada da bir pratiğini yaşadık. Başlamada bir kaza oldu. Bir yandan konuşurken bir yandan işimizi çözdük. Demek ki iyi bir yoldayız. Başka o zaman olsa ara verir, böyle yapalım derdik. Demek ki iyi bir yoldayız sevgili arkadaşlar. Halkların Demokratik Kongresi 15-16 Ekim'de yine Ankara'da. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olduğu yerde. Buradan bir toplantı yaptı ve kendi kuruluşunu ifade etti. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gerçekten halkların meclisi olmadığını, orada aslında halkların oraya gitmemesi için, temsilcilerin oraya gitmemesi için ne büyük barajlar konulduğunu gördük. İşte Halkların Demokratik Kongresi'nde hiçbir baraj yok. Biz barajları yıkmak için Ankara'da bu toplantıyı gerçekleştiriyoruz ve önümüzdeki dönem açısından da güçlü bir halk iradesi açığa çıkaracağız. 15-16 Ekim'de bir sözleşme yaptık. Gönüllü bir iradeyle biz bir aradayız, Türkiye'yi demokratikleştireceğiz, Kürdistan'a özgürlük getireceğiz dedik. Çünkü biz çözümün adresiyiz diye yola çıktık sevgili arkadaşlar. Ve 6 ay gibi bir süre geçti, 7 ay gibi. Şimdi 7 aylık sürecimizi değerlendireceğiz. Ne kadar yol kat ettik, ne kadar yol kat edemedik. 2 günlük toplantımız. Bundan sonra Halkların Demokratik Kongresi'nin 6 aylık sürecini değerlendirme ve bundan sonraki 6 aylık sürecinde yol haritasını belirlemek açısından önemli bir toplantı. O açıdan burada tüm delege arkadaşlarımızın, arkadaşımız açılış konuşmasında itiraz etti, haklıdır. Buradaki herkes eşittir sevgili arkadaşlar. Bütün delege arkadaşlarımızın 2 gün boyunca tartışmalara güçlü katılmasını ve Halkların Demokratik Kongresi'nin önümüzdeki dönem 6 aylık sürecini bizimle birlikte güçlü bir planlamaya kavuşturmasını bekliyoruz. Çok ciddi sorunlarımız da oldu ancak çok güzel şeyler de yaptık. 21 bölgeden meclisler oluşturmaya çalıştık. 21 bölgeden 81 ile gitti Halkların Demokratik Kongresi. Ve biz bu kongre fikrinin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. AKP faşizmine karşı direnen tek temel dinamiğin aslında bu mekan olduğunu ifade ettik. Hem Türkiye'li devrimcilerin, sosyalistlerin, kadınların, gençlerin bu ülkede AKP faşizminden ya da darbelerden bıkanların kendisine nefes alabildikleri bir alan yaratmak açısından Halkların Demokratik Kongresi önemlidir. Yetmez, bu kongre belki bundan sonra genişleme açısından da önemli olacak. Çünkü biz daha da büyümek istiyoruz. Buradaki bileşenler önemlidir, anlamlıdır ama biz Türkiye'nin tüm devrimci dinamiğini, tüm muhalefet kesimini birleştirmek istiyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın kongremiz öyle bir aya denk geldi ki Mayıs ayı. Mayıs ayında çok önemli, biraz önce Ertuğrul Hocam söyledi, geçmişteki devrimcilerin ayak izine basarak geldik. Yani biz nereden geldiğimizi biliyoruz ve nereye gideceğimizi biliyoruz dedi. Bu çok önemli bir nokta. Nereden geldiğimizi biliyorsak nereye gideceğimizi de biliyoruz. Muğlaklığın olmadığı yerde kesin zafer vardır sevgili arkadaşlar. Eğer netseniz mutlaka zafere ulaşırsınız. Bakın 6 Mayıs bu ülkede 1977'de devrimciler idam edildi. Onlar daha bağımsız, sosyalist bir Türkiye istiyorlardı. Bunu gerçekleştirmek için mücadele ederken onlar idam edildiler. Yine 18 Mayıs, İbrahim Kaypakkaya ser verip sır vermeyen yiğit olarak tanınır. O da bu ülkede yine eşitlikçi, özgürlükçi, demokratik bir ülke, sosyalist bir ülke istiyordu. O da Diyarbakır zindanında direndi ve katledildi sevgili arkadaşlar. Yine arkadaşlar 18 Mayıs yer yine Diyarbakır zindanı. Diyarbakır zindanında Kürdistan halkının mücadelesini bastırmak isteyen, Kürtlere tek dil, tek milleti dayatmak isteyen zihniyete karşı önemli devrimci direnişlerden birisi. Dörtlerin kendi bedenini ateşe vererek itirazı vardı orada. İşte bu geçmiş ortaklık bile
bizim nerede durmamız gerektiğini ifade ediyor. Onların hepsi bu ülkede halkların eşit ve özgür yurttaş temelinde bir arada yaşaması için direndiler. Asla ve asla taviz vermediler. Asla ve asla faşizm karşısında diz çökmediler. Dar ağacına giderken bile dimdik gittiler. Kendi bedenini ateşe verirken bile bir dakika bile tereddüt etmediler. İşte bu gelenek bizim geleneğimizdir sevgili yoldaşlar. Bu geleneğe sahiplenerek önümüzdeki dönem halklarımızın eşitlik ve özgürlük talebini gerçekleştirmek için yola çıktık. O açıdan buradaki mücadele dinamiği sadece bir araya gelelim, sadece belli dönemlerde dayanışalım değildir. Halkların Demokratik Kongresi sadece bir dayanışma mekanı, merkezi değildir. Halkların Demokratik Kongresi aynı zamanda Türkiye'yi demokratikleştirme, Kürdistan'ı özgürleştirme, Türkiye'de yaşayan tüm halkları özgürleştirme zeminidir. Biz buradan Laz, Çerkez, Kürt, Ermeni, Kürt, Türk tüm halkların eşitlik ve özgürlük talebini birlikte gerçekleştireceğiz. Yani biz birileri adına buradan söz vermeyeceğiz. Halkımızı, halklarımızı bir kez daha sizler adına buraya davet ediyorum. Türkiye'nin ezilenleri, Türkiye'nin emekçileri, Türkiye'nin işçileri, emeğinin karşılığını alamayanlar, kadınlar, gençler, halklar, sizin ortak mücadele zemininiz Halkların Demokratik Kongresi'dir. Bu kapı herkese açık. Belki yanımızdaki Çankaya'da kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısı halklara kapalı mı? Halkların Demokratik Kongresi'nin meclisinin kapısı tüm halklara açık. Biz bir kez daha onları buraya da tüm halkları birlikte mücadele etmeye çalışıyoruz. Sevgili arkadaşlar, çok uzatmadan bir şey daha ifade edeceğim. Arkadaşlarımız da ifade etti. Yarın Anneler Günü. Feminist kadınlar geçen dönemlerde biz Anneler Günü'nü kutlamıyoruz diye ifade ettiler. Savaşın bu kadar yoğun olduğu bir dönemde, annelerin ağladığı, çocuklarını yitirdiği bir dönemde Anneler Günü'nü kutlamıyoruz diye dediler. Kürt anneleri aslında yıllardır Anneler Günü'nü kutlayamıyor. Çünkü onlar aynı zamanda her Anneler Günü'nde kendi çocuklarını için kaygılanıyorlar. Yine Kürt kadınları yollarda. Yarın Diyarbakır ve Ankara merkezli iki tane eylem yapacaklar. Yine kendileri için değil. Anneyiz, eziliyoruz, sömürüyoruz için değil. Tam da bu halkın geleceği için, çocukları için. Bir daha çocukları ölmesin diye. Bir daha çocukları terörist ilan edilmesin diye. Niye? Kürt sorunu demokratik ve barışçıl çözümünde Öcalan'a özgürlük için yürüyoruz diyorlar. Çünkü onlar bu meselenin... Barışın, barışa, barışın elçisi İmralı'da! Sevgili arkadaşlar, Kürt kadınların bu yürüyüşü bizim açımızdan oldukça önemlidir. Çünkü bu ülkenin çok temel bir sorunu, tam da kalbinde duran bu sorun, Kürt sorunu Türkiye'de bütün herkesi etkilemektedir. Sadece Kürtleri değil, Türkleri, emekçileri, kadınları herkesi etkilemektedir. Dolayısıyla bu sorunun çözümü bizim sorunumuzdur. Bu sorunu sadece Kürtlerin omuzuna bırakamayız. Bu aynı zamanda Türkiye halklarının sorunudur. O yüzden barış annelerinin, annelerin, kadınların yapacağı bu eylemi Halkların Demokratik Kongresi adına buradan selamlıyoruz. Diyoruz ki özgürlük mücadelenizin, barış mücadelenizin yanındayız. Biz de bu ülkede insanlar ölmesin, gerilla, asker, sivil yaşamını yitirmesin. İnsanlar ana dillerini konuştukları için terörist ilan edilmesinler, ötekileştirilmesinler diyoruz. O açıdan bu barış yürüyüşünü anlamlı bulduğumuzu ve Halkların Demokratik Kongresi olarak da onları selamladığımızı ifade etmek istiyorum. Bitirirken sevgili arkadaşlar, son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bizim sorunlarımız, sorun alanlarımız çok. Bunu 5 alanda ifade ettik. Demokrasi, ekoloji, kadın özgürlüğü, emek alanı. Dolayısıyla bu alan politik bir alandır. Biz yeniden sınıf mücadelesini yeniden yorumlayarak sınıf mücadelesini güçlendireceğiz. Biz bu ülkede barış ve özgürlük mücadelesini her zamankinden daha çok sahiplenerek onun öncü gücü olacağız. Biz kadın özgürlüğü mücadelesinin en önünde olacağız. Biz bu ülkede hakları yenilenlerin yanında olacağız. Kadınların, gençlerin, LGBT bireylerin, emekçilerin, yaşlıların, engellilerin bu ülkede kendisini ifade